Merhaba sevgili satranç severler. 1939'dan bir parti inceleyeceğiz bugün. Körleme simultane satranç ustası George Koltanovski'nin bir partisi William Nicol Woodbury karşısında oynuyor. Yine körleme ve simultane oynuyor. Yani birden fazla kişiye karşı ve gözü kapalı oynuyor. Parti oynandığında Koltanovski 36 yaşında, rakibi 53 yaşında bir amatör. William Nicol Woodbury 1886-1979 yılları arasında 93 yıl yaşamış Amerikalı amatör satranç oyuncusu. George Koltanovski ise 1903-2000 yılları arasında 96 yıl yaşayan Belçikalı satranç ustası, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşip Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. Belçika'da dünyaya geldi. 1950 yılında Uluslararası Usta unvanı verildi kendisine ve 1988 yılında kendisine Fahri Büyük Usta unvanı verildi. Büyük Usta olamamıştı. Çünkü turnuvadan ziyade daha çok bir şov insanıydı diyebiliriz camiada. Uluslararası satranç hakemliği unvanı da vardı ve Amerikan satrancının dekanı olarak fahri bir unvan verilmişti kendisine Amerikan satrancına katkılarından dolayı. Amerikan gazetelerinde satranç köşelerinde satranç problemleri yazmıştı. En büyük başarıları ise Belçika'da 4 kez şampiyon olmak ve 2 kez Barcelona şampiyonasını kazanmak olmuştur. Özellikle dediğim gibi körleme simultane gösterileriyle meşhurdu ve bu tarihten 2 yıl önce 1937'de İskoçya Edinburgh'da 34 kişiye karşı oynamış, 24'ünü kazanmış ve 10'unu berabere bırakmıştı partilerin. Simultane gösteri 13,5 saat sürerek bir dünya rekoruna imza atmıştı Koltanovski. 1960 yılında ise Koltanovski 57 yaşındayken yine 56 kişiye karşı oynadı körleme simultane. Bunlardan 50'sini kazanıp 6'sında berabere kaldı ve yenilmedi. Gerçekten bir efsane diyebiliriz, inanılmaz. Üstelik maçlar bittikten sonra kendisi oynadığı maçları görmediği halde tahtalara hangi masada ne oynandığını tek tek anlatıyor ve analiz ediyordu. İnanılmaz bir hafızası vardı George Koltanovski'nin. 1939'da Arjantin'deki olimpiyatlar sırasında 2. Dünya Savaşı çıkınca kendisi de pek çok satranç ustası gibi ülkesine dönmedi ve Belçika'daki aile yakınlarının çoğu Naziler tarafından maalesef katledilmişti savaş sırasında. Daha sonra Birleşik Devletlere göç ederek burada yaşamaya başladı. 1947 yılında Amerika Açık Satranç Turnuvası'nda ilk kez İsviçre sisteminin uygulanmasını sağladı ve bu sistem artık popüler hale geldi. Amerika'da tüm turnuvalarda uygulandı. Olimpiyatlarda Birleşik Devletleri 1952'de temsil etti. Bir yıl sonra Henry Grobe'la ünlü satranç ustası Grobe açılışının mucidiyle ikili bir maç yaptı ve 1975'ten 78'e kadar 3 yıl boyunca Amerika Satranç Federasyonu başkanlığını yaptıktan sonra 2000 yılında 96 yıllık yaşamı sonlandı. Efsane oyuncu George Koltanovski'nin beyazlarla yine körleme simultanede bakalım neler yapıyor siyah amatör rakibi karşısında. D4 vezir piyon açılışı siyahlardan D5. Şimdi C4 vezir gambiti Koltanovski'den C6 Slav savunması tercih ediyor siyahlar. E3 fili içeride bıraktı. At F6 gelişimi, at C3 gelişimi. Fil piyon E6'dan sonra düzeltiyorum. Şimdi yarı Slav savunmasına dönüştü. Fil D3, şimdi A6, at F3 gelişimden sonra D alır C4, nihayet fil alır C4. Şimdi fil E7 gelişimi şüpheli görüyor bilgisayar, daha iyisi C5. Peki madem C5 sürülecekti niye önce C6 sonra C5? Çünkü hemen C5'e siyahlar hazır değil. Beyazlar merkezde daha etkili ve gelişmiş daha fazla aleti var. Dolayısıyla siyah ancak hazır olduktan sonra bu sürüşü gerçekleştirmeli merkeze baskı için. Buna da fil B3 çekebilirmiş beyazlar. Fil E7'ye geri dönelim. E4 beyazlardan ve H6 fil G5'i engellemek için ama vakit kaybı. Yine daha iyisi C5 ile D4 piyonuna baskı. E5 ata saldırıyor. At FD7 fil B3 çekince. Şimdi at C6 D5'e E alır D5 vezir D5'ten sonra şimdi C4 fil alır C4'e kısa rokla devam edebilirmiş. Siyahlar eşit pozisyon. H6'ya Koltanovski E5 şüpheli hamlesini yapmış. Yine fil B3 çekmesini istiyor. Şimdi B5'ten sonra kısa rokla devam etmesini öneriyor bilgisayar. E5 ata saldırıya, at D5'e zıplamış. Kısa rok Koltanovski'den, at alır C3, B alır C3. Siyahlardan vezir A5, C3'e bastı ama soru yine burada siyaha öneri C5 ile merkeze baskı ve fil B3 hamlesi. Vezir A5'e Koltanovski de fil D2 ile piyonu tutmuş. Bunun yerine fil E3 oynaması daha iyiymiş. Piyonu verip vezir alır C3'ten sonra at D2 hamlesiyle devam edebilirmiş beyazlar. Fil D2'ye geri dönelim. Piyon korudu. Şimdi at D7 gelişim. Fil D3 çekince. Şimdi C5'e. C4 açarak saldırıya yine soru veriyor bilgisayara.
Bilgisayara göre fille veziri açarak saldırı yapmak soruymuş. Daha iyisi vezir E2 burada. Batarya oluşturmak. Vezir C7, A4, at F8'de devam. C4'de vezir A3'e gidip file basmış. D3'teki file bastı şimdi siyah vezir. Vezir E2 ile fili tuttu. Şimdi C alır D4 almış. At D4'ü yine şüpheli görüyor. Daha iyisi fili C2'ye çekmek. D3'ten sonra fil alır D3 almakmış ilginç bir şekilde. At D4'e geri dönelim. Şimdi at alır E5. Şimdi tabi at alırsa siyahlar da fil alacak. Çünkü vezir filin savunmasına bağlı. Oyunda Koltanovski almış. Vezir alır D3. Vezir G7 bir de kaleyi istedi. Kale F8 soru çekmiş. Daha iyisi vezir H7. Geri dönmek, vezirleri kesmeye çalışmak. Gelişimdeki gerilikten dolayı vezir E5'e de kale G8'de devam edip karşı şans aramak yarı açık G hattında. Kale F8'e geri gelelim. Fil aşağıldı. Piyonu da aldı. Fil D7 uzun rok hazırlık. Kale AD1 vezire bastı. Vezir C4 piyonu almış. Kale C1 yine şüpheli vezire baskı. Daha iyisi kale F1 kaleleri merkezileştirmek. Vezir C5'ten sonra şimdi G4 vezir B6 ilginç bir şekilde şahın önünden piyon sürüyor beyazlar. Çünkü siyah şah merkezde olduğu için beyazlar da taktik hamlelere hazırlanıyor. Bu şaha saldıracak. Kale C1'e geri gelelim. Vezir D5. Kale FD1 atı bile açmak istiyor vezire saldırı için ve kale C8 şüpheli hamlesi oynanmış siyahlar tarafından. Daha iyisi fil A4 D1 karesine baskı. Kale D2 ile devammış. Kale C8 hamlesine at C6 giriyor ve şimdi açarak saldırı yaptı siyah vezire. Dolayısıyla at alacak zaman yok. Vezir F5'e gitmiş şüpheli. Siyaha burada artık önerilen veziri vermek. Vezir D1, kale D1. Şimdi fil C6 ve uzun çapraza yerleşen C6 fili oldukça kuvvetli olurmuş. Vezir H7 çekince fil F6, fil F8, şah F8 oluşan pozisyonda vezire karşı fil çifti var. Ama beyaza burada tam üstünlük vermiyor. Hafife yakın üstünlük veriyor ilginç bir şekilde. Fil çiftinin savunacağını düşünüyor siyah şaha. Şu anda dikkat edin vezir H8 şah yok. Şişleyemez fil tutuyor. Evet. Vezir F5'e geri dönelim. Buradan sonra artık kazanç. At alır E7 almış. Şimdi şah alır E7'ye. Fil G5 şah çekmiş ve burada siyahlar oyunu kaybettiren şah E8 hatasını yapıyor. Ama burada veziri vermesi lazım diyorum ki kayıp olur zaten. Vezir G5, vezir G5, F6 artık vezire karşı tek fil var. Vezir G7, kale F7, kale D7. Bir de böyle saptırırdı şahı. Şah D7, vezir F7. Tamamen kayıp tek kale kaldı. Şah D6'ya o da kale de giderdi. Burada zaten şahı geri gidip kaleyi tutma imkanı da yok. Yine şah çekerdi. Kale arkada boşta kalırdı. Kaleyi tutacak hamle yok. Bu da gittiği zaman net kayıp olurmuş. Peki şah E8'e geri dönelim. Yani kaybı uzatırmış veziri vermek. Oyun yine kayıp. Şah E8'e ise Koltanovski çok güzel şekilde kazanıyor. Kale C8 şah. Murphy'nin oyununa benziyor. Dük ve konta karşı kazandığı meşhur opera partisine. Fil C8 zorunlu. Kale D8 mat. Bir tür opera matı. Murphy'ye selam çakıyor. Koltanovski körleme ve simultane gösteride 27. hamlede mükemmel bir kazanç Koltanovski'den. Evet. Bugün sizlere Belçika'dan Amerika'ya uzanan bir kariyeri olan ve 96 yıllık yaşamına çok önemli körleme simultane gösteriler sığdırmış olan George Koltanovski'yi hatırlatmak istedim. Beğendiysek beğenip paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.